Geliyoruz, geliyoruz. Valla evet. İzlesinler. Yani gerçekten ben şahit oluyorum arkadaşlar. Bayağı bir emek veriyor. Yani bence izlenmeyi de, beğeniyi de, aboneliği de hak ediyor yani. Allah razı olsun. Sizler de desteğinizle inşallah daha da büyür, devam eder. Ben abi sakin öptüremle tamam sıcağına çek abi. Açma bu kadar. Arkadaşlar havayı görüyorsunuz. Ben şimdi bu havada Trabzon turuna çıkmayı kafama koymuş birisi olarak çıktım yollara. Erenler şaşırıyor. Şaşırmakta haklılar. Yağmur var, yağış var, kış kıyamet. Yola çıkılır mı vesaire diyenler oldu. En başta annem dedi. Babam dedi. Babam dedi. Ama bu bir tutku. Gerçekten bu bir tutku. Yolumuz uzun. İlk hedefimiz Çorum olacak. Çorum'da bir müzik işlerimiz falan var. Tanıdık bir abimiz var. Onu yanına uğrayacağım. Kendimize ait müziklerimiz olacak. Yine kendi sırt çantamı ayarladım. Ve içinde bu sefer ek olarak bilgisayarım ve yağmurluk var. Yani Trabzon'a gideceğim için malum. Şimdi yağmurun ana vatanına gidiyorum ben. Ana vatanına gitmişken yağmurluksuz gidilir mi? Tabii ki de gidilmez. Yağmurlu alırken de bir tane arkadaş varmış. O da eski YouTuber'mış. Video atmayı bırakmış. Pişman oluyor şu anda. Ona da buradan selam olsun. Arkadaşlar İzmir'de olup da eğer sosyal deney ya da benim yaptığım videolara katılmak isterseniz DM olarak yazmanız yeterli. Gelin oynarız. Sıkıntı değil. İlk hedefim Çorum. Çorum'dan sonra Amasya. Amasya'dan sonra gideceğiz. Ama tabii buralarda bir iki gün falan kalacağım. Hani bakalım duruma göre. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar evimin olduğu yerden otobana çıktığımdaki ilk aracımız bir Transporter araç oldu ve Transporter araçta Erol ve Ahmet abiye buradan selamlar, saygılar. Merhabalar, yol ayrımında Erol abiyle Ahmet abi bırakmıştı biliyorsunuz, az önce gördünüz. Şimdi de Hüsamettin abi aldı sağ olsun. Hüsamettin abi de yeni kaynaklar yol ayrımına kadar bırakacakmış. YouTube'dan falan bahsettim, sağ olsun o bana olacak. O da biraz hedeflerinden bahsettim. Trabzon'a deyince herkes bir şok oluyor. Az önce de şok oldu bana. Trabzon mu? Ne Trabzon lan? Ben şuraya kadar bırakırım seni dedi. Sıkıntı yok dedim. Yani İzmir trafiğinde nereye gidiyorsun? Hani Bornova desen, kaynaklar Buca desen anladın mı? Trabzon deyince insan bir tuhaf oluyor. İşte biz çılgınlıkların adamıyız. Buradan benim videomu izleyen, şu videoyu izleyen herkesin bence içinde böyle bir ruh olduğunu düşünüyorum. Evet, Bornova'dan sesleniyorum sizlere arkadaşlar. Bornova'dan Çikkent Pınarbaşı yol ayrımının oradayım şu anda. Mehmet abi ve Ahmet abi sağ olsun Volkswagen Passat arabasıyla beni buraya kadar getirdi. Kaynaklar yol ayrımında inmiştim en son biliyorsunuz. Sağ olsun buraya kadar getirdiler. Buradan tekrar onlara selam yolluyorum. Devam edelim bakalım daha ne maceralar yaşayacağız. Görüşürüz. İzlemeye devam edin. Zor olacağını biliyordum. Vallahi biliyordum bak. Zor olacağını biliyordum. Çadır gibi bir şey aldım yanıma. Belki şu an bana aranızdan bazıları deli diyor. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Varsın desinler. Zaten müziğin sesini duymayanlar da dans edenleri deli sandılar ya. O hesap. Şöyle bir sistem yaptım kendime. 10 numara 5 yıldız. Devam. Pınarbaşı tarafındaki yerden bir abi aldı sağ olsun. Şu anda Salihli'ye doğru gidiyoruz. Ve hava aşırı yağmurluydu. Az önce de gördünüz zaten. Yağmurluğu kullanmaya başladım. Taktiğini de buldum. Öğrendim. Trabzon'da daha da kolay olacak her şey benim için. Kimse bana kolay demedi. Bunu biliyordum. Kolay olacağını da hiç düşünmedim. Bak bir şey söyleyeceğim. Harbiden başka hangi YouTuber bunu yapıyor şu anda? Başka hangi YouTuber bunu yapıyor? Kışın ortasında Trabzon'a bu yağmurlu havada, yağmurda, çamurda, karda, kışta kim otostopa gitmeye çalışır? Tabii ki de biz. Bizden başkası olamaz. Bizim de kafamızdan biraz zorumuz var galiba. Ondan çıkıyoruz. Ama seviyorum ya gerçekten. Yağmurluğu falan gördünüz zaten. Bayağı bir yağmur yağıyordu. Salihli'de gördüğünüz gibi yaz havası var.
Ula oğlum asıl anlatacağım konuyu anlatmadım ha. O Kemalpaşa yol ayrıcı bundan. Kemalpaşa tarafından. Süleyman abi aldı. Tamam mı? Süleyman abi çok iyi bir adamdı. Cüneyt Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ağrı kesicisiyle beraber iki kişiyi tedavi etmiş. Ya bana da sürekli şey dedi hani ben de dedi kullanmak istemem dedi. Kimsenin sağlığına zarar vermek istemem dedi ama kendisi de sigara içiyordu. Abi yani o an söyleyemedim. Süleyman abi izliyorsan eğer sigara içmeyi bırak. Kendine de zarar vermeyi bırak. Elinle sigara. İki elinle sigara edelim. Bak herif sigaradan gitti usta. Arkadaşlar bizim için abimiz yavaşladı. Şuraları çekmem için. Gördüğünüz gibi. Abi burası peri bacaları diye mi geçiyor? Valla burası işte kula peri bacaları diye. Kula. Evet. Bak şey daha burada ama. Ali abi sağ olsun bizi kuladan aldı. Uşak organize sanayinin oraya kadar bırakacakmış. Ve geçerken gördüğünüz gibi az önceki kula peri bacalarını çekmemiz için yavaşladı. Burası ne? Çatalköprü mü? Evet, Çatalköprü. Tarihi Çatalköprü. Bayağı da eski, yıkılmamış abi. Vallahi bayağı da sağlam duruyor. Tabii. Kaç yıllık köprü var orada yazıyor. Arkadaşlar o kadar uzun yolculukların ardı tabi acıktırdı beni bu yolculuk macerası. İnsan merkezine kadar gelmişken dedim ki döner yiyeyim öyle devam edeyim. Gözüme de şey ilişti çınar döner ilişti. Tabelesi mobelesi güzel yani. Bakalım. Döneri nasıl acaba merak ettim. Evet arkadaşlar en son alan kişiler sağ olsun uşak merkezde bırakmışlardı. Ondan sonra da devam ettim. Karnım da acıkmıştı zaten gördüğünüz bir şeyler atıştırdım. Daha sonrasında uşak merkezden Şahin abi sağ olsun aldı beni yolda. Şimdi Banaz'a doğru gidiyoruz. Bir şey söylemek ister misin Şahin abi? Çocuklarına da bak mesaj gönderebilirsin bize. Kamera arkası konuşuyorduk. Mesaj gönderebilirsin. Buradan Töştan sana söyle Mücahit'i Mücahit'i. Kardeşimiz başarılar diliyorum inşallah. Takip edebilirsiniz. Sağ olasın abi Allah razı olsun. Arkadaşlar duydunuz Şahin abi. Abone olun bakın abone olmayanlar bize şey olmuyor hani fayda tamam izlenme saati getiriyor ama abone olursan videolar direkt senin önüne düşer. Aynen. En yeni videolar senin önüne düşecek. Öyle düşün. Onun için hemen abone ol butonuna bas. Bildirimini aç. Direkt sana gelsin. Değil mi Şahin abi? Aynen. Gelmedi. Yardımcı mı çocuğu? Yani. Bir şey diyeyim hemen abone ol. Tıklayacaksın güzel. Basit. Yani. 2 saniye izlenmez. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi işte bak. Ne uğraşlar çekiyorum sizler için, kendim için. Yani bir abone olun, paylaşın, yorum yapın. Nokta dahi olsa yorum yapın arkadaşlar. Yorum yapmak benim için önemli şahsen. Sizin için de önemli olması lazım. Devam edelim, hadi görüşürüz. Arkadaşlar saat şu an 18.00. Ve ben hala yürüyorum. Danas tarafına Şahin abi bıraktıktan sonra bayağı bir yürüyorum. Bir saat falan oldu. Yani kimse almıyor. Akşam ne halk yiyeceğim bilmiyorum. Devam edebilecek miyim, edemeyecek miyim? Esef pek yok. Tabii ki de devam edecek. Devam edecek. Elbet birisi çıkar ya. Elbet birisi. Thank you.
Az önce gördüğünüz gibi bayağı bir isyandaydım ama Hamza ve Hasim abi sayesinde o yoldan kurtuldum ve Ankara'ya doğru gidiyoruz. Bakalım Ankara'dan sonra da belki Çorum'a devam edeceğim. Biliyorsunuz zaten hedefim Çorum'du. Gidiyoruz bakalım, şimdi yoldayız. Sen bir şey söyleyeyim ister misin? Kardeşim güzel bir insansın. Yoluma çok olsun. Hasim abi, sana tanıdığıma çok memnun oldum. Eyvallah, Allah razı olsun. Ben de aynı şekilde. Ya biraz biz şöyle söyleyeyim. Zaten sohbet ediyoruz arkadaşlar. Kamera açık değilken ben zaten sohbet ediyordum ve nasıl diyeyim? Yani haklı. Hamza abi de diyor mesela, hani normalde gecenin bir vakti insanlara kimse kolay kolay almıyor. Tabii ki. Yani, hele hele bu zamanda, bu devirde. Aynen öyle. Yani, o yüzden bugün gelirken de mesela kendi kendime düşündüm. Ulan dedim, Ferhat sen aslında çok zor bir iş yapıyorsun. Yani Hamza abi de hak verdi. Emek denilen şey bu olsa gerek. Yani en azından... Haşim abi ne oldu? Haşim abi vurabileceğim mi? Kaç tane atıyorsun? 5 tane, 4'e attım abi. Sen geç abi, sen de şu tane geç tane. Benim bir tane alması var. Tamam, 2 attım. Ben Ferhat'ın arabamı da aldım. Sizler mi abi? Sakin ol, öptürem ben. Tamam, sen canı çek abi. Haşim abi bu kadar. Geçti abi. Verdim onu 3'e kadar. Bravo. Haşim abi sonunda 3'e atabildi arabayı. 1999'da ben arkadaş, 3'ün nerede onu bulan diyor. Arabanın 3'ün nerede onu bulan diyor. 3'ün nerede? Çalışmıyor. Şanslı nasıl? 3 arızalıymış arkadaşlar. Yoksa Haşim abi kesinlikle şey yapar. 99'dan beri sürüyor. Aynen ki. 99'dan beri sürüyormuş. Onun için her türlü şey yapar yani. Sıkıntı yok. İşte biz de gidiyoruz şu anda. Ankara'dan sonra da bakalım. Büyük ihtimalle otobüs bileti alıp öyle geçeceğim Çorum'a. Çünkü 3 saatlik falan bir yol var. Yani gecenin bu saatinde de kimse almayacak haliyle. Hamza abiler de zaten, Haşim abiler de zar zor aldı. Hani gelir gelmez zaten Haşim abi direkt arabadan indi. Direkt yüzüne söyledi ya. Ha, direkt almayacaktı seni Hamza olmasaydı. Aynen öyle. Direkt yüzüme söyledi. Ve nasıl diyeyim? Hani inmişsin, cinmişsin, onu kontrol için geldi bence. Ben onu anladım. Elinde ışık vardı benim. İnsanlık ölmemiş yani ya. Bugün şanslı birisin. Aynen. Bugün şanssız. Şans sende yanaymış. Başka bir şey. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sen kurtuldun. Aynen. Hemen güvenip alamıyoruz. Tabii ya. Yani, ben zaten... Yoldan adamın başına her şey geliyor. İnsanların ne olduğunu biliyorsun. Haşim abi zaten ben bu almayan kişilerin de neden almadıklarını gerçekten onların yerine kendimi koyarak anlıyorum. Hak veriyorsun. Abi. Aynen, hak veriyorum. Sıkıntı yok. Empati. Empatiden kursan. Aynen öyle. Ya bir de şöyle bir şey var. Birileri almadığı zaman, bak siz aldınız mesela abi beni. Benim daha çok hayrıma yaradım. Niye ta Ankara'ya kadar gidiyorum abi, tek araçla. Ben buraya gelene kadar 9-10 araç falan değiştirdim herhalde. Bir şey diyor musunuz abi? Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmalılar mı? Olalım hemen. Olsunlar. Arkadaş takip edin. İyi bir iş peşinde, iyi iş çıkarıyor. Ama seni şeye bekliyoruz. Antep'e, Urfa'ya, Diyarbakır'a bekliyor. Sen orada görmek isteyemez. Geleceğim inşallah abi, geleceğim. Haşim abi. Şimdi altı parka fuar kurmaya gidiyorum. Burada fuarımız var 4 gün. Ankara'da fuar kurmaya gidiyorum. Altı parkta. Antep'ten geliyoruz. Antep'teyiz. Aynen. Dolaşıyor. Antep'e de gideceğim ama. Biz de senin gibi dolaşıyoruz memleket memleket. Dolaşıyoruz. İzmir'deydik, Ankara'daydık. Aynen. İstanbul'a gittik. Balıkesir'e gittik. Biz senin gibi dolaşıyoruz. Gezmek, biz kendi araba dolaşıyoruz. Gezmek kadar güzel bir şey yok abi ya. Gezmek kadar güzel bir şey yok. Denk gelir inşallah. Yine i̇nşallah. Ama dediğim gibi bak, videoda da söyleyeyim. Antep'e de gideceğim bu arada. Gerçi videodan önce de söylemiştim ya sana abi. Bir de şey oldu. Bu sefer el kadere gez durduracağız çünkü kesin YouTube'udur. Kesin YouTube'udur alacağız yani çünkü. Yani, bildik olmaz. Yani artık. Girenlerin YouTube'udunu bildik yani. Ya şimdi şöyle abi, her insan da tabii ki. Evet. Sizin elinde çantası olan YouTube'udur kesin. Yani bilmiyorum artık. Kesin YouTube'udur. İşin esprisi. Çok güzel lisansı yoluma açık olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Arkadaşı beğenin. Bir emek var karşılığında. Emek var yani. Ben, gerçekten. Ben olsam, ben şahsım bu kadar yürümem ama sen bir heyecan peşindesin, bir macera evet. Peşindesin. Bence herkes abone olsun, beğensin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi, sağ olun. Arkadaşlar duydunuz bak abimizi de. Emek. Lütfen. Yani en azından nokta dahi olsa bir yorum yapın. Tabii ki. Yani bizleri destekleyin, beni destekleyin, daha da iyi olalım. Hani daha farklı yerlere gidelim. Devam abi, edelim. Yok. Bakalım Ankara'da neler yaşamışız. Efendim? Görelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne var?
uzun bir Ankara yolculuğunun ardından açtı. Yani Ankara otogarına gelmiş bulunmaktayım. Şimdi buradan da arkadaşlar tabii ki de ne yapacağız? Gideceğiz Çorum'a bilet alacağız. Saat gecenin 4'ü ve ben daha yeni geldim. Çorum'da varmak istediğim yere. Çorum'a niye geldim? Çorum'da kim vardı? Birazdan göreceksiniz. Kendimize az bir şeyler olması lazım diye düşünmeye başladığım için. İletişimde olduğum Murat abim sayesinde bir müzik, kendimize ait müzikler bulmak için geldim. Zaten göreceksiniz, birazdan açıklayacağız. Birazdan açıklayacağız. Videoyu izlemeye devam edin. Ben geldim şu anda. Herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar şimdi biz Çorum'a asıl gelme sebebim. Öncelikle Murat abiyle görüşmüş olmam. Daha sonrasında yeni müziklerimiz için bir şeyler yapmış olmamızdı. Şu an çalışmalara başladık. İlerleyen videolarda bu müzikleri dinleyeceksiniz ve klibini göreceksiniz. Şimdi biz çalışmalarımızla devam edeceğiz. Efsane müzikler geliyor bak. Efsane müzikler geliyor. Takip etmeye, abone olmaya devam edin arkadaşlar. Efsane müziklerle videolarımızı daha da şenlendireceğiz. Efsane müziklerle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Geliyoruz. Evet Murat abi, sen de bir şey söylemek ister misin? Efsane müzik oluyor. Ben çok beğendim. İnşallah güzel çalışmalar olacak ya. Valla izlesinler. Yani gerçekten ben şahit oluyorum arkadaşlar. Bayağı bir emek veriyor. Yani bence izlenmeyi de, beğeniyi de, aboneliği de hak ediyor yani. Allah razı olsun. Sizler de desteğinizle inşallah daha da büyür, devam eder yoluna. Hep beraber olacak inşallah. O daha dünkü müziği unutmayalım da onu. Aynen. Çok güzel oldu ama o ya. Ben beğendim onu. İnşallah. Buna güzel bir şey. Arada şey de atalım Murat abi. Hadi görüşürüz.